Arkadaşlar merhaba, yeni bir röportaj videosuyla karşınızdayım. Bu kez Mecidiyeköy'de Ali Sami Yen Stadyumu'nu hatırlayanlar vardır aranızda. İşte onun yerine yapılmış çok büyük bir iş merkezi var, Kuasar. Onun Fairmont girişinde NHC kliniğin sahibi, saç ekimi uzmanı Berkay Tulpar'la bir röportaj yapacağım. Kanaldan bir arkadaşım saç ekimi için, görüşmesi için geldi. Onunla birlikte geldim ben de. Ve kim bilir belki daha sonra ben de saç ekimi yaptırmayı düşünürüm bu röportajdan sonra arkadaşlar. Dediğim gibi birazdan röportaja başlıyoruz. Yine kanalımda, Alper Altun kanalında mesleklerle ilgili bir oynatma listesi vardı. Nasıl kameraman olurum, nasıl muhabir olurum başlıklı videolarım da var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bugün de saç ekimi uzmanı Berkay Tulpar'la karşınızdayız. Arkadaşlar yeniden merhaba. Biraz önce girişte bahsetmiştim. Berkay Tulpar'la birlikteyiz. Berkay Tulpar, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hemen sohbetimize başlayalım. En çok merak edilen soru, saç ekiminde acıdan bahsediliyor. Yani saç ekimi esnasında saç derisini uyuşturabilmek için çok fazla iğne yapıldığından ve bununla ilgili de acı çekildiğinden bahsediliyor. Sizde bu acı biraz azaltılabiliyor mu? Evet, şimdi bu dediğiniz konu çok önemli. Artık insanlar acı da duymak istemiyorlar. Aslında saçsızlığı istemiyorlar ama saçsız olurken de o yaklaşık 5 dakika da olsa lokal anestezi acısı, onu da duymak istemiyorlar. Biz de bu sistemle ilgili uzun zamandır çalışıyoruz. Ne yapabiliriz diye. En son SEDO analjezi diye bir teknik geliştirdik. Bu teknikle birlikte anestezi uzmanı doktorumuz eşliğinde hafif bir sedasyon gibi düşünülebilir ama hiçbir komplikasyonu olmayan, hastaya hiçbir ekstra bir şey katacak, ne bileyim hani sağlığını bozacak bir durum katmayan bir uygulama. Bu iğne damar yolundan yapılıyor, sedan analjezi. Kafa derisine yapılmıyor mu kez? Hayır, damar başka yolundan mi yapılıyor, evet. Ondan önce yapılıyor. Hasta hafif bir uyku haline getiriliyor. Evet. Yaklaşık bir yarım saat kadar uyku halinde kalıyor. Saç ekimi yaklaşık 6 ila 8 saat sürüyor normal, evet, şartlarda. Şimdi yarım saat uykuda kaldığı için de o sürede biz genel lokal anestezi yapıyoruz. Hı, o acıyı yani çekmemiş oluyor. Ve acıyı hiçbir şekilde çekmemiş oluyor. Yarım saat sonra uyandığında da iğneler yapıldı mı diye bir tepki alıyoruz açıkçası. Evet. Ve ortalama sanki bir 4-5 saat geçmiş gibi hissediyor. Ya ben çok uyudum galiba, hani çok dinlenmiş gibi duruyorum, hissediyorum kendimi diyor. Peki bu 8-9 saatlik sürede sadece o başta yapılan iğneler yeterli oluyor mu? Uyuşturucu etkisi, uyuşma etkisi? Lokal anestezi genelde vücuda yapıldığında zaten uzun süreli lokal anestezi ilaçları kullanıyoruz etkisi olan. Yaklaşık bir 12-14 saat kadar sürüyor zaten anestezi etkisi. Evet. Yani bir tekrar anestezi yapılmıyor işlem, evet, sırasında. Evet. Peki saç ekimi süresi 8-9 saat anladığım kadarıyla. 6-8 saat. 6-8 saat. 9 saatleri çok bulmuyor artık. Ekilen köke göre mi değişiyor? Kök sayısına göre mi değişiyor? Mesela 1500-2000 kök ekiliyorsa 3-4 saatte bitebiliyor mu? Tabii ki, şimdi kök sayısına göre değişiyor. Çünkü 3 aşamadan oluşuyor saç ekimi. Önce kökler çıkarılıyor, sonra ekilecek kanallar açılıyor. Son olarak da çıkarılan kökler açılan kanallara ekiliyor. Şimdi sayı ne kadar az olursa sistem o kadar hızlı ilerliyor. Dediğiniz gibi 1500 greflik bir işlem yapılıyorsa yaklaşık 3-3,5 saatte bitebiliyor. Hı-hı. Ama sayı 4500-5000 greflere doğru çıkıyorsa yaklaşık 7,5-8 saati buluyor. Yani girmeniz, hazırlanmanız ve çıkışta pansumanızın yapılıp giydirilmenize kadar ortalama 8 saatte işlem bitiyor. Şu ana kadar tek seferde kaç saç ekimi, graft deniyor galiba değil mi, graft yaptınız? Maksimum ne kadar olabiliyor? Biz şöyle bir sistem geliştirdik onunla ilgili. Yaklaşık 8150 tane graft ektik bir hastamıza. Tabii bunu tek seansta yapmıyoruz. TDF dediğimiz ve bugün yarın dediğimiz bir sistem var. Bu muayeneden sonra hastanın uygun olup olmadığı anlaşılıyor. Genelde çok büyük açıklığı olan insanlara ve donör bölgesi çok iyi olan insanlara uygulanabiliyor. Onu da nasıl yapıyoruz? İlk gün kafa bölgesinde, donör bölgenin yarısından alım yapıyoruz. Yaklaşık bir 4000 graft oradan çıkıyor. İkinci gün, ertesi gün, süreç tamamen tekrar ediyor bu arada. Hani gene lokal anestezi, gene kök alımı, ekimi, kanal açımı hepsi oluyor. Evet. İkinci gün de aynı şekilde diğer taraftan alınıyor. Toplamda 8000-8150 grafte kadar çıktığımız oldu. Ama bunu bir günde niye yapmıyorsunuz hani diye sorarsanız. Şöyle bir sistem var. Kök dediğimiz, graft dediğimiz şey vücudumuzun bir organı gibi düşünün. Bir doku çünkü. Graft doku demek. Siz dokuyu ne kadar az dışarıda bulundurursanız orada o kadar tutma oranı artar. Evet. O yüzden ben 4-5 saatten fazla dışarıda kalmasını istemiyorum.
çıkan köylülerin. Anladım. Eğer biz 8000 grafti bir günde de yapabiliriz, bu sayılar arttırılabilir. Ama biz insan dokusuyla uğraştığımız için, kan dolaşımı var bu donör bölgede. Biz buradaki sayıyı gün içinde arttırırsak bu sefer kan dolaşımı bozuluyor. Doku ölümleri olabiliyor, yani parça parça boşluklar oluşabiliyor. O yüzden bu tarz şeyleri tavsiye etmiyorum ve biz kurumumuzda bunu yapmıyoruz zaten. Evet. Ve hastalar da aslında bunu istiyorlar, yani ben bir seansta bitsin istiyorum, iki seansta istemiyorum gibi mesela taleple geliyorlar. Bunları da size anlattığım gibi anlatıyorum. Bakın, bizim maksimum çalıştığımız sayı 5000 graftır. Biz 5000 graft üstüne çıkmıyoruz. Neden? Dediğim gibi dolaşımı bozmak istemiyoruz. Kaş yapalım derken göz çıkaralım istemiyoruz. Çünkü o zaman buranın hasretiyle yanıyor insanlar, burada saçın diye yanıyor ama bu sefer donör bölgeleri kaybolduğunda çok daha kötü bir görüntü. Kötü bir görüntü. Çünkü burada saç çıkıyor, bu sefer burada boşluk oluşuyor. O yüzden böyle bir şey biz kurum olarak yapmıyoruz ve hiç kimseye de önermiyorum açıkçası. Böyle. Peki. Arkadaşlar bu arada yeni teknolojiler de var. İnternet sitesini inceledim ben Berkay Tulpar Bey'in. Onlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki en önemlisi en doğal sonucu almak için nelere dikkat etmemiz gerekir? Hangi saç ekimine gitmemize karar verme aşamasında hangi kriterlere dikkat etmemiz gerekir? Bunların hepsine değineceğiz ama tabii Berkay Tulpar Bey'le size tanıştırmak da istiyorum. Berkay Tulpar kimdir? Ne zamandır bu işi yapar? Biraz da bunlardan bahsedelim. Teşekkürler. Bu yıl 14. yılımı bitirdim bu sektörde. Yaklaşık 6 yıldır da tamamen kendi şirketim, kendi firmam, kendi hastalarımla uğraşıyorum. Şimdi sektörün içinde olduğunuz zaman biliyorsunuz kendi işimizde bütün açıkları görüyorsunuz, bütün eksikleri görüyorsunuz. Ben ilk başladığım bu işe İstanbul'da yaklaşık 4 ya da 6 arası bir kurum vardı saç ekimi yapan. Günümüz şartlarına geldiğimizde zaten herkes de biliyor yaklaşık 2000 üzeri saç ekimi yapan bir kurum var. Rakam. Çok inanılmaz. Türkiye çapında. Hayır, sadece İstanbul'da. İstanbul'da 2000 civarı. Türkiye'de de bu arada artık yayılmaya başladı, birçok ilde de yapılıyor. Hı hı. Ama tabii ki yani gidip başka bir şehirde yaptırmaktansa İstanbul'da yaptırmanın daha mantıklı olduğunu ben söylüyorum. Yani bende yaptırmayacaksanız, karar veremiyorsanız gelin İstanbul'da bir yerde yaptırın diye söylüyorum. Çünkü burada sürekli biz tecrübe altındayız. Sürekli hasta yapıyoruz, hiç boş günümüz olmuyor. Bunlar olduğu için her gün bu kurumlar tecrübe kazanıyor İstanbul'dakiler. Evet. Şimdi bize gelince biz de saç ekimi yaptıracak kişilerin bizi seçmesi için nedenler tabii ki oluşturmaya çalışıyoruz. Uzun zamanda bunlarla ilgili uğraşıyoruz. Bize ayıran en önemli faktörlerden bir tanesi doğallık. Yani insanlar doğallık istiyor artık. Bundan 10 yıl önce sadece saç olsun da doğal olması önemli değil diyordu insanlar. Hı-hı. Ama artık tamamen doğallık peşinde koşuyor herkes ve haklı olarak. Burada saç çizgisi çok önemli. Evet. Saç çizgisi insanın yaşına, şu kısım değil mi? Evet, öne çizdiğimiz saç çizgisi çok önemli ve bu çok ayıran bir faktör. Neden? Çünkü bazı işte kurumlar saç ekimi yaptıklarında herkese aynı çizgi yapılıyor. Şimdi herkes aynı çizgi olma ihtimali yok. Çünkü benim yüzüm işte ince uzun, sizinki yuvarlak. Yani herkesin yüz yapısına uygun o çizginin yapılması lazım ki. Evet. Yarın bir saçınız çıktığında, yani yol sesine baktığında şöyle ikinciye dönüp bakmamalı. Yani hani o sırıtmamalı saçınız, o doğallığı vermelisiniz. Ya da belli bir yaşın üstündeyse şakaklarını tamamen kesinlikle kapatmak da doğru olmaz herhalde, değil mi? Zaten yaş faktörü çok önemli burada. Şimdi 25 yaşındaki birine saç ekmek var, 45 yaşındaki birine saç ekmek var. Şimdi 45 yaşındaki siz gidip 20 yaşındaki saçını ekerseniz bu sefer çok kötü bir görüntü oluşur. Evet. Çünkü her erkek yaşı olgunlaştıkça ön çizgisi biraz geriler zaten geriye doğru. Evet. O yüzden bu her zaman önemlidir. Tabii ki bazılarında şey oluyor, aşağıdan aldığımız da oluyor çizgi. Çünkü onun yapısı ona uygun oluyor. Yani aşağıdan çizmek gerekiyor. O kişiye yukarıdan alsan bu sefer onda da kötü gözüküyor. Anladım. O yüzden kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor bu işlem. Bu çok önemli bir faktör. Diğer bir faktör de köklerin yerleştireceği kanalların açılması. Saç ekimi yaptıracaksanız araştırmanız gereken ilk şey bu aslında. Allah Allah. Kanallar nasıl açılıyor, hangi teknikte açılıyor, kim açıyor? Yani dökülen saçlarımızın altındaki kısım kanallar, gıdalar kapanıyor döküldükten sonra, öyle mi? Şu orayı yeniden açmanız gerekiyor. Evet, yani sonuçta bir kökün yaşayabilmesi için oraya girmesi gerekiyor. Evet. Girmesi için de bir delik olması gerekiyor. Yani o kanallar açıldığında kök içine yerleştiriliyor. Yerleştikten sonra buradaki kan dolaşımıyla birlikte arkadan gelen kök beslenmeye başlıyor. Evet. Ve burada da şey de soruyorlar mesela, onda hazır yeri gelmişken, ya saç ekiyorsunuz hani nasıl tutuyor yani, ya da dikiyor musunuz onları oraya falan gibi sorular geliyor. Saçı biz oraya dikmiyoruz. Kanallar açıldığında tamamen kökün dış çapıyla açılan kanal eşit düzeyde oluyor.
Yani siz kökü ektiğinizde sıkışıyor, o kanal sıkışıyor. Evet. Tutunuyor. Ve vücudumuzun en güzel özelliği biliyorsunuz, diğerimiz kesildiğinde pıhtılaşmadır. Kanın pıhtılaşmasıdır. Kan pıhtılaşmasıyla o dokuyu sarıyor. Çünkü kendi dokusu olduğu için dışlamıyor da, yapay bir doku değil. Evet. O yüzden o yaklaşık bir 10 günlük dikkat süresi veriyoruz saç ektiren kişiye. O yüzden bir kabuklanma oluyor orada değil evet. mi? 10 gün boyunca kabuklanma oluyor. Biz de diyoruz ki 10 gün boyunca dikkat edin. Kaşınırsa tırnağınızda kaşımayın. Parmağınızda dokunun kaşıntısını alın gibi. Evet. Şimdi 10. gün sonuna geldiğinde artık zaten kökler tamamen tutmuş oluyor. Kök içeride kalıyor. Üstündeki kıl da ilk bir ay uzamaya başlıyor. Hemen yani ektik 10. günden sonra saç uzamaya başlıyor. Evet. Hazır buraya gelmişken sürece de gireyim kısaca anlatayım. Birinci ay sonunda çok dökülme dediğimiz bir şey var. İnternette zaten birçok yerde yazıyor. Ekilen saç dökülüyor işte gibi algısı oluşuyor bununla ilgili. Aslında bu dökülme değil. Şok dökülme diyorum. Bu istisnasız her yerde geçer. Nerede saç ektirirseniz ektirin. Evet, şok dökülme bir ay sonra oluyor. Değil olmaması. Çünkü bu saçı ekenle alakalı değil. Vücudun tepkimesi. Vücut gelen kökü alıyor içinde, kabul ediyor. İçinde arkadan gelen kılı kırıp atıyor. Evet. Bu sefer içeriden yenisini oluşturuyor. Bu da yaklaşık 3 ay sürüyor. Yani ilk bir ay ektiğimiz saçlar kendi saçıyla birlikte uzuyor ve çok güzel bir görüntü oluyor aslında. İnsanların aa süper harika oldu diyorlar ama biraz bir ay sonra düşüyor. Bilmiyorlar. Aa acaba şey çıkmayacak mı falan diye. Yani biliyorlar aslında, hepsini anlatıyorum burada. Size anlattığım gibi onlara da anlatıyorum ama şey modundalar. Çünkü onun hayali yaşıyor ya uzun zamandır. Kavuşmuşken tekrar kaybetmenin biraz handikapını yaşıyorlar. Ama sonrasında kendilerine söylüyorum. Bakın aklınıza bir şey dediği zaman beni arayın. Her zaman. Yani ben zaten özel telefonumu veririm hastalarıma. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yani gidip asistanım yok, yardımcım gibi değil. Bana WhatsApp'tan ulaşamazsınız. Hani yoğun olurum, müsait olmam diye. Sonrasında bir ay sonra dökülen saçlar 3. ayın sonlarına doğru çıkmaya başlıyor. Biraz da aslında ince çıkıyor 3. ay sonunda. Bu da biraz şey yapıyor kişileri. Korkutuyor. Korkutuyor ya. Ya bu böyle mi çıkacak hani saçım acaba, ince ince mi çıkacak diye. Hayır, çıkmayacak. Bu da 4. aydan sonra artık 4. ay sonlarına 5. aya geldiğimizde kalınlaşmaya başlıyor. 6. ay sonuna geldiğimizde sürecin %60 ile 65'i tamamlanmış oluyor ve siz 6. ay sonunda artık saçlarını kullanmaya başlamış oluyorsunuz. Geride kalan %35'lik kısımda 1 yılı buluyor. Yani 12. aya kadar o saç devam ediyor. Sizin %100 performans almak için evet. 12 ayı beklememiz gerekiyor. 12 ay %100 evet. performans için. Bu bir kuaför işi değil. Evet. Yani bugün gelip saçınızı kestim hemen sonucu aldınız. Böyle bir şey değil. Ya da bir cerrahi ameliyat oldunuz, ağrınız vardı, ağrınız geçti. Şuna da değinelim, ömürlük bir şey değil mi? O ekilen saçlar bir daha dökülmüyor. Kesinlikle. Bunu da açıklık getireyim. Ekilen saçlar dökülmüyor. Biz gene ektiğimiz saça biz bir şey yapmıyoruz açıkçası. Bu hormonal bir denge vücudun içindeki. Dikkat edin, saç sorunu yaşayan herkesin, üst kısmı dökülen herkesin dikkat edin, burada saçı dökülmez. Evet, doğru. Burası dökülmüyor. Bunu da yeri değiştirildiği zaman vücut içindeki hormonlar, burayı besleyen hormonlar aynı şekilde ön tarafta beslemeye devam ediyor. O yüzden dökülmüyor. Ekilen saç hiçbir şekilde dökülmüyor dedik ya, hiçbir şekilde değil aslında. Çok ekstrem durumlar var. Yani kişinin kemoterapi tedavi alması, radyoterapi alması, yani ağır ilaç tedavileri alması sonucu dökülebilir. Ancak tedavi bitiminde iyileşirse saçlar zaten gene çıkıyor. Şimdi sitenize baktım. Yeni teknolojilerden de bahsedelim biraz arkadaşlar. Sizi de fazla sıkmamak adına sohbetimizi çok fazla uzatmayacağız. Biraz zahmet edeceğiz. Şimdi lateral slit var. Slit bir split mi? Slit. Lateral slit'i gördüm. DHI teknolojisi var. Eskiden bir tek ben FUT'u duymuştum. FUT diye bir teknoloji. Evet. Şu an hiç uygulamıyorsun sanırım. FUT tekniği 2005'lerin sonunda bitti zaten. 2005'lerin sonuna doğru yerini FUE'ye bıraktı. FUT tekniği hala uygulayan yerler var ama biz kurumumuzda uygulamıyoruz. Çünkü FUE'de gelişmiş durumdayız, iyi durumdayız. O yüzden FUT'a ihtiyaç duymuyoruz. FUT'la FUE arasındaki fark nedir? FUT şu şekilde, FUT ense donör bölgesi dediğimiz yerden şerit şeklinde doku çıkarılmasıydı eskiden. Doku çıkarılıyordu, orası dikiliyordu. Ve burada siz artık saçınızı kısa kullanamıyordunuz FUT tekniğinde. Evet. Ama FUE tekniğinde bir bir alınıyor saçlar ve orantılı bir şekilde. Örnek 1 santimetre karede 60-70 tane graft varsa bunun yaklaşık 3'te 1'i ya da 4'te 1'i gibi alım yapıldığı için siz saçınızı 1 numarayı da kısaltabiliyorsunuz. Ve burada hiçbir kötü görüntü gözükmüyor. Evet. Bunun en büyük farkı bu iki şey arasında. Ve FUT'ta çok ağrılı olabiliyor sonrasında, ağrılar oluyordu. Ama FUT'da ameliyat sonrası hiçbir ağrı yok. Çünkü açık cerrahi bir işlem değil. Dikiş işlemi yok. Dikiş yok. Herhangi bir hani dokuya bir zedelenme yapılmıyor, zarar verilmiyor. Ameliyat sonrası tabii ki bir ağrı olma ihtimali karşı bir tane ağrı kesici veriyoruz ama tek bir ağrı kesici. Hani ikinci güne zaten ağrı kalmıyor. Evet. O kadar hani ağrısız bir işlem.
Onun haricinde bu FUE işlemi de 2005'ten sonra tabii ki her geçen gün gelişti sistem olarak. Şimdi baktığımızda da son gelinen noktada artık FUE, nasıl diyeyim, çok farklı ticari isimler duyuyoruz şu anda. Hı. Yani az önce siz de saydınız mesela lateral slit bizim evet. yaptığımız ya da DHI var. Pizza'da evet. çok yaygın olan ve tüm dünyanın şu an hani yaptırmak istediği ve safir tekniği var. Safir. Biz şu an biz kurum olarak tabii ki tüm teknikleri yapabiliyoruz. Hani bir eksiğimiz yok. Ama hani bizim hedeflendiğimiz hani en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz tabii ki isteyen kişilere. Orada da biz lateral slit yöntemine daha yoğun durumdayız şu anda. Lateral slit yöntemi ne farkı var? Aslında lateral slit yöntemi kanal yöntemidir. Köklere yerleştireceğimiz kanalları açacağız. Bu FUE'den sonraki yeni teknoloji diyebilir miyiz lateral slit için? Doğru bir tabir olur mu? Olmaz aslında. FUE demek köklerin çıkartılması demek. Tamam, tek tek. Tüm tekniklerde kökler FUE tekniğiyle çıkartılıyor. Duyduğunuz diğer isimler ise hani lateral slit, DHI bunlar kanal açma ve ekim teknikleri. Evet. Aslında şeyi geliştiren o. Saç ekim sonuçlarını doğallaştıran aslında bu sistemler. Lateral slit'in FUE'den saç ekim tekniği açısından farkı bir daha alabilir miyim orayı? Tabii. Lateral slit'in farkı şu. FUE tekniği kökleri çıkartmak. Yani foliküler ünite ekstraksiyonu demek aslında FUE'nin açılımı. Yani köklerin tek tek arkadan kesilerek çıkartılması. Bunlar çıkartıldıktan sonra cam petrilerin içine diziliyorlar kökler tek tek. Tüm tekniklerde saç çıkarma tekniği bu şu anda. Farklı yok. Yani futu yapıldığı zaman futun ayrı bir tekniği var. FUE'den bahsediyorum şu anda. Bunlar çıkartıldıktan sonra artık en önemli kısma geçiyoruz. Köklerin yerleştirileceği kanal açma işlemi. Evet. Kanal açma işleminde işte aslında farkı yaratmaya başlıyorsunuz. Çünkü şimdi orijinal saçınızın bir çıkış yönü var. Bu lateral slit yöntemiyle biz yaklaşık dereceyi 30 dereceye kadar düşürdük. Saçın çıkış yönünü, ekilen saçın ve orijinal saçın da çıkış yönü 30 derece. Evet. Yani tam anlamıyla orijinal saçınızla ekilen saç aynı şekilde çıkıyor. Bu ne avantaj sağlıyor size? Doğallık tabii. Doğallıktan ziyade siz saçınızı ektirdikten sonra isterseniz öne doğru, isterseniz arkaya doğru, isterseniz sağa, isterseniz sola doğru tarayabiliyorsunuz. Daha dik açıyla eskiden çıktığı evet. için sıkıntı yaşanıyor. Eskiden yaklaşık 90 derecelerin ekildiği zamanları biliyorum. Yani bu ekildiği zamanlar oluyordu. Bayağı kirli gibi yani değil mi? Aynen. Dimdik çıkıyordu. Burada da yapmanız gereken tek şey evinizde bir jöle bulundurma ve saçı her gün geriye doğru taramaktı. Yani öne doğru yatırma ihtimaliniz yok çünkü saç düşünsene 90 derece doğru, çıkıyor. Tabii. Ama artık tamamen orijinal yönde çıktığı için bir ürün kullanmadan bile saçınızı rahatlıkla istediğiniz yöne tarayabiliyorsunuz. Evet, sitenizden baktığım, gördüğüm kadarıyla bir başka teknoloji DHI. Bu ne demek? Nasıl teknoloji? DHI tekniği de Choi Implanter diye geçiyor aslında. Hem DHI ismiyle hem de Choi Implanter tekniği. Bu bir kalem aslında. Kalemin ucunda 0.9 mm çapında iç çapı olan bir delik var. Biz kökleri çıkarttığımızda da 0.8 mm çapında dış çapı oluyor genelde köklerin. Kökler bunun içine yerleştiriliyor. Yerleştirdikten sonra FUE yöntemiyle gene bu arada dediğim gibi saçlar çıkartılıyor kökler. Bu teknik isimleri ekim ve kanal teknik isimleri genelde. Evet. Kök çıkarma her zaman aynı. Bu şekilde kök yerleştirildikten sonra bu teknikte ekstra bir kanal açma ya da ekstra bir ekim yapma olmuyor. Tek kalem. Kalemler deri içine direkt sokuluyor, basılıyor ve çıkartıldığında kök oraya ekilmiş oluyor. Hem kanal açılmış hem de ekilmiş oluyor. Anladım. Bunun aslında... Zaman da kazandırır belki bu biraz öyle mi? Yok, biraz süreyi uzatıyor aslında. Ama şey olarak genelde de hani ben özellikle hani bayanlarda daha çok kullanmayı seçiyorum. Çünkü bayanlar biraz daha hassas biliyorsunuz saç kestirme konusunda. Biz erkeklerde saç kesmek de çok problem tabii. değil. Yani sonuçta iyi olacaksa ben o saçı keserim diyebiliyoruz ama evet. bayanlarda şimdi bir saçı kesseniz yani 2 seneden önce o saç o hale geri Doğru. gelmeyecek çok uzun bir zaman. Doğru. O yüzden bu sistemde saç arasına ekim yapılıyor. Daha sonrasında da o ense kısmından kökleri aldığımız yerde de ufak bir pencere diyoruz biz onun ismine. Saçlarını topluyoruz. Aradan yaklaşık bir İşte yaklaşık 5 santime 2 santim ya da 6 santime 2 santim çapında bir kesi yapıp oradan gerekli sayıyı çıkartıp ekimini gerçekleştiriyoruz DHI yöntemiyle. Hı-hı. Tabii erkeklere de yapılabiliyor bu hani sadece bayanlar için değil ama işte burada seçenekler sunuluyor.
aslında avantajları kişilere. Evet, long hair diye geçiyordu galiba. Yani erkekler de saçını kestirmeden sanırım ekim yaptırabiliyorlar. Şimdi artık, evet, çok güzel noktaya değindiniz. Long hair transplant diye bir sistemle uğraşıyorum yaklaşık hani bir yıldır falan aktif olarak uğraşıyorum. Bununla ilgili yaklaşık bir 10'a yakın bir talep geldi ve yapıldı. Geçte takipteyim şu anda ve gayet iyi gidiyor. Sonuçlarını gördüklerimiz de oldu. Şimdi bu sistemde avantaj şu, örnek sizin saç ekmeye geldiniz bana. Önünüzde küçük bir açıklığınız var. Siz sonuçta haber sunuyorsunuz, televizyonlardasınız, YouTube kanalında çıkıyorsunuz. Hoş görünmek istersiniz tabii ki. Hmm. Böyle bir talepte geldiğinizde ben size direkt long hair'i sunuyorum zaten. Diyorum ki Alper Bey, yani long hair yapalım size. Bu sistem nasıl? Şu anki var olan saçınızın uzunluğunda donör bölgeden uzun bir şekilde saçları çıkartıp uzun bir şekilde ekim yapıyoruz. Bu sistemin tabii ki şeyi var, normal sizin saçınızı kessek belki 4000, 4500, 5000 greft çıkartabilecekken bu sistemde 1500'de 1700 grefte kadar üst limit var. Dediğiniz gibi ufak tefek açıklıklar ufak için. Ufak tefek açıklıklar için bugünün şartıyla yani, böyle. Evet. Hani geleceklerde mutlaka geliştirilecek. Geçtikten sonra belki gene 3500, 4000 greftlere çıkartabilecek. Evet. Bu çok güzel bir sonuç oluyor. Yani sonuçta uzun ektiğimiz için siz işlem sonunda direkt uzun olarak saçınızı görüyorsunuz zaten. Bu bir kere sizi motive ediyor. Hoşunuza gidiyor. Zaten arkadaki saçınız hiçbir şekilde kesmiyor. Az önce dedim ya, pencere açıyoruz mesela uzun saç. Evet, pencere evet, bandı açılmıyor. Direkt saçınız uzunluğu neyse o şekilde tek tek alınıyor. Evet. Ense kısmında. Sonrasında da yine süreç aslında saç ekimiyle aynı. 10. gün sonunda bütün kabuklar, yaralar iyileşiyor. Ama bunda gözükmüyor tabii ki. Saçlar orayı kapattığı için herhangi bir yara falan gözükmüyor. 10 günden sonra da İlk bir ay sizin için gene en keyifli dönem oluyor. Yani çünkü saçlar uzun ekildi, uzun bir şekilde görüyor. Hatta şey yapıyorlar. Anında etkiyi o görüyor. Tabii anında etki görüyorsun ve insanlar hep şey yapıyorlar. Hafif tarakla böyle tarayıp bana fotoğraf falan atıyorlar yani. Ama diyorum dikkat edin yani şu an biraz daha taze. Evet. 10. günden sonra tabii daha rahatlıyor iş. Gene 1. ay sonunda dökülüyor. Gene 3. ay sonunda çıkmaya başlıyor. Ama en büyük avantaj ne? Saçınız uzun. Hiçbir şey gözükmüyor yani, kimse de anlamıyor. Sizi rahatlıkla kapatabiliyoruz. Saç ekim operasyonlarına kendiniz mi giriyorsunuz? Saç ekim operasyonlarına... Yetişebiliyor musunuz hastalarınıza? Nasıl oluyor sizden? Hiçbir şekilde tüm aşamalarına girmiyorum işlemlerin. Yanımda yetiştirdiğim kendi ekibim var. Ekibim tamamen kendim yetiştirdim. Yani minimum çalışan ortalama 7-8 yıldır yanımda zaten. O yüzden kök alımı ve ekim işlemlerini ekibim yapıyor. Sadece kanal işlemlerini ben yapıyorum. En önemlisi de bu kısım, önemli değil mi? Kısma. Çünkü evet, kanal işlemi bu işin sonucunu belirleyen bölümdür. Çünkü kanal ne kadar iyi açılırsa, çünkü kök o kanalın içine yerleştirildiğinde kanal nasıl açıldıysa saç o şekilde uzuyor. Yani size daha önce de bahsettim ya, hani eskiden 90 derecelik açılarla evet, açılıyordu. Yani kanal yine 90 dereceyle açıldığı için kök içine koyulduğu anda dokunu sardıktan sonra oluşum evresi gerçekleşince dik dik çıkıyordu saçlar. Evet. Ama artık 30 derecelik açıları yakaladık dedim ya size, lateral silik yaptım. Evet, evet, evet. Şimdi o sistemle de saçlar tamamen doğal yönde çıkıyor. Ve siz istediğiniz yöne doğru tarayabiliyorsunuz. Hı hı. Bir şey daha eklemek istiyorum, bu sakal ekimi evet, ile ilgili. Evet, evet. Şimdi bu lateral silik yöntemiyle açıları tamamen düşürebiliyoruz yani, tamamen orijinal yakalayabiliyoruz. Sakal ekimi de yapıyoruz. Hani sakal ekimi yaparken de genelde şimdi tercih edilen kişiler, çocuklar genelde 20 ile 25 arası gençler. Çünkü rahatsız oluyorlar yani sonuçta, artık sakal bir moda, hepimiz yani sakal bırakıp artık geziyoruz falan. Şimdi ailevi şey oluyor, köselik oluyor. Tabii bunların en büyük endişesi oluyor, acaba sakalım olacak mı olacak mı? 20 yaşından sonra geldi kimseye sakal çıkmıyor. Yani 20 yaşına kadar ne çıkacaksa çıkıyor, 20'den sonra gelmiyor genelde. Şimdi sakal ekiminde de lateral silik yöntemi çok büyük bir payı var. Evet. Sakallar çünkü saç gibi değil, 10 derecelik açıyla çıkıyor. Hani gördüğünüz gibi aşağıya doğru çıkıyor. O açıyı yakalamak daha mı zor? İşte bu açıyı yakalamak için bu tekniği geliştirdik. İşte bu teknikle birlikte evet, o açıları yakalayabiliyoruz. Evet. Zaten Instagram sayfamda da kendim bizzat ofisimde kuaför çağırdım. Daha önce sakalını ektiğim bir tane kardeşimi davet ettim, rica ettim ondan. Sakalları çok güzeldi, kıyamadı ama dedim benim için kestirir misin sakallarını? Çünkü insanlar şeyi merak ediyor. Ya tamam, sakal çıkmış, tamam her şey okey. Ama sakalı kesince nasıl gözüküyor? Önemli olan o bizim için diye bana bir sürü talep geldi sosyal medyadan. Tamam dedim, sizler için bir video çekeceğim. Aldım kendim bizzat, çektim bütün videolarını ve ışıklı çektim. Hani şeyle telefonun ışığını açarak hani çektim. Daha detaylı görebilsin, daha detaylı görünsün diye. Hı-hı. Bildiğinizde ustura ile tıraş ettim. Evet. Ve ciltte herhangi bir pürüz, sivilcelenme ya da kötü bir görüntü, hiçbir şey yok. O videoda da görebilirler. Çok güzel bir sonuç oldu. Zaten yaptıran da kardeşim de İstanbul Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okuyor.
O da çok panik gelmişti, abi sakalım yok falan diye. Sonrasında ektik, şu an çok mutlu ve ben sakal ektirmek isteyen herkese onun numarasını veriyorum. Harika. Bakırköy'de kendisi zaten. Evet. Gidiyorlar, Bakırköy'de kendisini görüyorlar. Canlı canlı bakıyorlar, öyle bir desteği de oluyor bize şimdi. Çünkü çok mutlu. Hani evet, işini gücü bırakıp bize bu şekilde bir destek vermesi de bizim için de çok olumlu bir durum tabii ki. Peki, şunu da merak ediyorum. Saç ya da sakal ekiminden sonra yüzde, gözde, şişte, şişlik, moral mı oldu mu? Saç ya da sakal ekiminden sonra çok basit size iki tane öneride bulunuyor. Diyorum ki, Alper Bey, saçınız ekildi. Sizden ricam, bugün ve yarın dinlenmek için kendinize vakit ayırın. Evinize gittiğinizde de sırt üstü 35 derecelik açıyla uzanın. Yatağınıza isterseniz iki tane sert yastık koyun ya da çek yatıp bir şeyin yanına, koltuğun yan tarafına koyun kafanızı. Televizyonu izleyin, yemeğinizi yiyin, yeme ihtiyaçlarınızı giderin. Yani illa o şekilde yatmak zorunda değilsiniz ama işiniz yokken yatın. İki gün bu istirahate ayırın. Çünkü neden şişiyor bu arada, onu da söyleyeyim kısaca. Saçlar, bu ekim yapacağımız alanı biz hacmini genişletmek için cilt altına bir sıvı veriyoruz. Yani bu sıvıyı vermemizin amacı daha sık ekim yapabilmek ve dokuya zarar vermemek için böyle bir sistem yapıyoruz. Bu sıvının %65'i zaten ilk gece akıyor. Dediğimi yaparsanız, ilk eve gidip sırt üstü yatıp dinlenirseniz evinizde zaten ilk gece %65'i gidiyor ve sonrasında biz size 3 gün kullanacağınız o ödemi sökmek için ilaçlar öneriyoruz. Yani veriyoruz. O ilaçları kullandığınızda 3. gün sonunda zaten %90'ına yakını gitmiş oluyor ve hiçbir şişlik olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen arkadaşlarımız, saç ekimi, sakal ekimi yaptırmak isteyen arkadaşlarımız size nasıl ulaşırlar? Bir kere mekanımız çok güzel, ondan bahsedeyim. Mecidiyeköy İstanbul'un göbeğinde, eskiden Ali Sami'nin olduğu yere muhteşem bir iş merkezi yapıldı, Kuasar. Bir de Fairmont diye bir bölüm var. Evet, değil biz Fairmont tarafındayız. Fairmont tarafındasınız. Ofisiniz de muhteşem. Buraya nasıl gelebilirler? Sizi nasıl bulabilirler? Şöyle, bana ulaşmak çok kolay artık hani internet çağında olduğumuz için. Instagram sayfam Berkay Tulpar diye zaten girdiğinizde. Orada hem önce sonuçlarımızı, yaptığımız işleri, tüm dünyada neler yapıyoruz, o işlerle ilgili paylaşımlarımız var, onları görebilirsiniz. Instagram sayfamdan ara butonuna bastığınızda direkt benim şahsi telefonuma düşüyor zaten. Direkt bana ulaşabilirsiniz. Onun haricinde www.berkaytulpar.com web sitemizde de bu saç ekim tekniklerimiz, biz neler yapıyoruz, biz kimiz, neden bizi seçmelisiniz gibi size detaylı açıklamalar var. Görseller de var herhalde, değil mi? Görseller daha çok Instagram bölümünde. Çünkü evet, web sayfasında daha çok tanıtımla ilgili ya da anlatıyoruz yani ne olduğunu sistemi. Yani size anlattığım gibi orada da anlattığım birçok şey orada da yazıyor. Ve biz şey düşünüyoruz, YouTube'la ilgili biraz da sizden de feyiz aldım bu konuyu. YouTube sayfası ya da kanalı tam olarak bilmiyorum. Açıp orada, şimdi geçtiğimiz hafta bir şey yaptım, ofiste bir çekim yaptırdım. Yani canlı olarak soruyorlar ve ben de size canlı olarak kendi ağzımdan cevap veriyorum. İnsanlar çünkü artık okumayı sevmeyebiliyor bazen. Doğru. O yüzden sesli bir şekilde cevapladık. Yaklaşık 25-26 tane soru var. Hem Türkçe var, İtalyanca var, İspanyolca var, İngilizce var. Alt yazılı bir şekilde, hani başka dillerde izlemek isteyen, dinlemek isteyenler rahatlıkla bu soruların cevaplarını alabilecekler. Harika, olarak. Harika. Hayırlı olsun diyeyim o zaman yani YouTube kanalımızda. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Berkay Tulpar'la tanıştırmış olduğum sizleri. Umarız videoyu, bu sohbeti beğenmişsinizdir. Bu arada videonun sonuna Berkay Tulpar'ın YouTube kanalının linkini de bırakacağım. Instagram adresini de bırakacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Saç ekimine, sakal ekimine ihtiyacı olan arkadaşlarınıza bunu Twitter yoluyla, Facebook yoluyla, mail yoluyla, WhatsApp yoluyla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Henüz kanalımıza, diyelim sizin de kanalınıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.